Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana dayandık, sana güvendik ve sana tevekkül ettik. Senden başka ilah yoktur. Sen ki mucipsin, dualara icabet edensin. Bizim de senin davetine içten gelerek ihlasla yönelebilmemizi, basiretimizin açılmasını ve daima sana karşı bir zikir üzere olmayı bizlere nasip eyle. Bana ve arkadaşlarıma emrolunduğumuz gibi dost doğru olmayı nasip eyle. En iyi yerlerle gökler arası kadar geniş olan cennetine, rızana ve mağfiretine koşanlardan olmayı nasip eyle. Zuhruf suresi 67. ayet-i kerime. Ayet-i kerimeyi şunun için seçtim arkadaşlar. Biliyorsunuz insanoğlu tek başına yaşayamaz. Yani hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa yaşarlar diye bir söz var. İnsanoğlu tek başına yaşayamaz ve hayatta daima kendisine bir dost arar, bir arkadaş arar. Arkadaşlıkların boyutları değişiktir. Mesela bazı arkadaşlar vardır ki anlık arkadaşlardır. Yemeğe çıkacaksınız, yanınızda bir arkadaş ararsınız ve bulursunuz. Onu da doğru seçmek zorundasınız. Çünkü Allah'ın kurallarına riayet etmeyen birisini arkadaş olarak seçerseniz, yemeğe birlikte gittiğinizde siz helal içecek söylersiniz, o haram içecek söyler. Bu da yanlıştır. Bir iki saatlik arkadaşlık da olsa. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlıkla alakalı birkaç kavram var. Refik var, zemil var, işte sadık var vesaire. Bir sürü arkadaş kavramları var ve bunların hepsinin arasında tabii ki nüanslar var. Yani biraz önce bahsettiğim günübirlik arkadaşlar, uzun soluklu arkadaşlar, meslek arkadaşları, mesai arkadaşları vesaire, bütün bunlar seçerken doğru seçersek, yani hayatta yaptığımız her doğru seçim aslında bize doğruyu yaşamayı kolaylaştırır. Ama bazen de kendimiz seçmeden komşularımız olur, işte mesai arkadaşlarımız olur. Hani kötü komşu insanı ev sahibi eder diye bir söz var. Sen iyi tercih edersin ama bir kötü komşuyla komşuluk yapmak zorunda kalırsın. Senin elinde değildir mesai arkadaşın kötüdür. Kötülükten kastım geçimsiz, huysuz değil. İslam'ı yaşamayan ve tercih etmeyen birisidir. Senin değerlerinle alay ediyor olabilir. Seni küçük görüyor olabilir İslam'ı yaşamandan dolayı. Bu senin arkadaşın değildir aslında. Yani mecburen beraber yanındaki görüntü olan kişilerdir. Ve dolayısıyla bunları dışlamak kolay olabilir. Veya bunlarla o anı iyi geçirmek mümkün olabilir. Neden diyorum? Mekke'de Peygamberimiz İslam'ı tebliğ ederken, o Kabe'nin avlusunda namazını kılarken diğerleri de putlarına tapıyorlardı. Peygamberimiz onları ilk etapta dışlamamıştı. Onlara İslam'ı tebliğ etmişti. Düşüncelerindeki putları yıkmaya çalışmıştı. Ve ondan sonra bazıları gerçekten İslam'ın en güzel insanları oldular ve peygamberin en sadık arkadaşları oldular ki onlara sahabiler denildi mesela. Bazen de böyle mecburi yol arkadaşı olduğumuzda o yol arkadaşlarımızın ilk etapta kılık kıyafetine bakarak belki beğenmeyebiliriz, belki onları yanlışlı gibi görebiliriz. Ama konuştukça konuştukça bakarız ki aslında o benim değerlerimle tanışmamış, bu benim değerim demek bana ait değil, fıtrata ait değerlerle tanışmamış, gözünü açmış öyle görmüş. Konuştukça sonra bir bakarız ki o senin çok iyi bir arkadaş oluvermiş. Mesela Zuhruf suresinde yine 36. ayet-i kerimede geçer. Rahman olan Allah'ı anmayı görmemezlikten gelene yanından ayrılmayacak bir şeytan arkadaş olarak verirler. Sonra o der ki kıyamet gününde keşke seninle benim aramda doğu ile batı arasındaki kadar fark olsaydı da seni arkadaş tutmasaydım der. Şimdi bu da bize şunu gösteriyor ki aslında siz iyi seçim yapmazsanız hayat boşluğa izin vermediği için şeytanlar gelir orayı doldurur. Şeytana hizmet eden arkadaşlar orayı doldurur. Ve en önemlisi Peygamberimizin söylediği bir rivayette diyor ki kişi halilinin yani arkadaşının dostunun dini üzeredir. Onun için dikkat edin kiminle dostluk kuruyorsunuz, kiminle arkadaşlık kuruyorsunuz diyor. Mesela bugün Fatih bir şey anlattı. Nalbantoğlu'nda gençlerimizden bir kız bir erkek uygunsuz bir şey yapıyorlarmış sokak ortasında. Yaşlı bir amca ondan sonra böyle bir sinirleni vermiş. İşte reziller diye bağırmış falan. Bir anda şoka girmişler. Hani suç mu işliyoruz ki gibisinden. Şoka girmişler. Aslında şöyle konuştuk kendi aramızda. Dedik ki bu aslında gerçekten hormonların zorladığı bir şey mi ki biz acıktığımızda acıkmamızı tutabiliyoruz. Yani hemen gidip acıktığımızda pastaneden bir şey çalmıyoruz ya da yanlış bir şey yapmıyoruz. Peki onların böyle yapmalarının altında yatan sebep ne? Aslında arkadaş baskısı. Yani akran baskısı deniyor ya. Yani okulda arkadaşlarının arasında
şey kapıyı kapatabilir misin? Arkadaşların arasında işte senin hala arkadaşın yok mu? Sen beğenilmiyor musun? Sen şöyle misin? Gibi baskılara maruz kalınca belki de zoraki arkadaş ediniyor çoğu. Yani önemsediği için değil. Şimdi bütün bunlar bize şunu gösteriyor ki Peygamberimizin rivayetinde de olduğu gibi kişi halilinin yani arkadaşının dini üzeridir. Onun için dikkat edin kiminle dostluk yapıyorsunuz, kiminle arkadaşlık yapıyorsunuz. Arkadaşlıkta bizim durduğumuz yer çok önemli. Biz etkilenen bir varlıksak, yani etkilenen bir karaktere sahipsek öyle herkese arkadaşlık yapmamalıyız. Ama karakteri oturmuş, inancı, imanı oturmuş, böyle bir insansak her türlü insanla yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı demiyorum, yol arkadaşlığı yapabiliriz. Neden? Çünkü ben imanını, itikadını, amelini, kılık kıyafetini, yeme biçimini şey yapmış bir insanım, Allah'a teslim etmiş bir insanım. Onun hayatındaki eksiklerini ve aksaklıklarını görebilmesi için onunla zaman zaman arkadaş olmamın ona hayrı olacaktır. Bana da şöyle hayrı olacaktır. Onun hidayetine vesile olursam bana da öyle hayrı olacaktır. Ama ben henüz ayakları sabit yere basmayan bir insansam veya yaşım ilerlemiş olsa dahi böyle çok çabuk başkasından etkilenen bir insansam o zaman orada ne yapmam gerekiyor? Seçmece davranmam gerekiyor. Bazen bir insanla iyi niyetli arkadaşlık yaparsanız, yani ilk etaptaki görüntüsü sizin hoşunuza gider. Zaman içerisinde ilerledikten sonra bakarsınız ki bazı insanları tanıdıkça uzaklaştırırsınız ya, bazı insanları ilk tanıdığınızda sempatik gelmez, uzak durursunuz ama mesainiz arttıkça muhabbetiniz artmaya başlar. Paylaşımlarınız arttıkça ne kadar iyi, ne kadar kaliteli bir insanmış demeye başlarsınız ve muhabbetinizi artırırsınız. Böyle olduğunda da ne yapmanız gerekiyor? İlk tanıştığınızda ve beğendiğiniz bir insanın aslında hayatında malihaneler çok ciddi bir şeye değer vermiyor. Uzun soluklu bir yürüyüşe girdiğinizde bizim zamanımız başkalarının malihanelerine kurban edecek kadar çok olmadığı için ne yapmamız gerekiyor? Orada mesafe koymamız gerekiyor. Bunları aslında bütün bu konuşmaların için yaptığımın biraz sonra ayet-i kerime bize cevabını verecek. Çünkü neden? Bir yazarın tarif ettiği güzel bir şey var. Diyor ki hayat geniş değil. Onun için diyor saçma değil seçme kitapları okuyun diyor. Mesela bir insan kitap okumayı çok seviyor olabilir. Elinden kitap düşürmüyor olabilir. Bazı kızlarımızın elinde görüyoruz işte hiç elinden kitap düşmüyor ama bir tane hayata anlam katan bir şey okumuyor. Nerede malihanenin iç içe girdirildiği veya heyecan, macera sürükleyen kitaplar varsa onu okuyor. Şimdi ben buna kitap sever diyebiliyorum ama faydalı bir şey diyemiyorum. Yani aslında kitabı da sevmiyor. Ona bağımlı olmuş artık. Yani orada kendisini odaklamış. Belki bir sınav olmuş ki hatta psikolojik olarak tahlil bile yapıyor. Bir insan bir topluluğun içinde kenara geçip kitap okuyorsa ya o topluluğun içinde kendini yalnız hissetmiştir veya kitaba bağımlıdır. Dolayısıyla bu çok da şey sağlıklı bir duruş olarak karşımıza çıkmıyor. Peygamberimizden de bir rivayet aktarılıyor. Diyor ki arkadaş şey gibidir diyor. Böyle insanın üzerine sinen koku gibidir diyor. Siz diyor bir demircinin yanına gittiğinizde demircinin yanınızda sizin üzerinize sinen koku ne olacaktır? Çörükle sürekli demir ateşlendiği için demir kokusu içinecektir. Bir ıtır satan, bir parfüm satan, bir işte güzel raihası olan bir yere gittiğinizde de bizim üzerimize ne silecektir? O koku silecektir. Ve o kokudan insanlar şunu söyleyebilirler mesela. Sen şuradan gelmişsin. Mesela düşünün bazı köy ortamlarında ineği sağmaya gittiğinde kişi geldiğinde sen inek kokuyorsun. İşte bazısı çamaşır ve temizlik şeyle meşgul olursa temizlik aletleri var vesaire deriz. Burada etkenin ne olduğunu görüyoruz. Burada etkenin şu olduğunu görüyoruz. Yani içinde bulunduğun ortamın kokusu üzerine siniyor. Ben bunu mesela ders ortamlarımızla alakalı söyleyeceğim. Elhamdülillah Allah bize ikram etmiş. Haftanın her günü hani bir ders var. O derste Allah'ın kitabını anlamaya çalışıyoruz. Ve dolayısıyla şunu hissediyorsun yani. Kur'an ayetlerinin kokusu üzerine siniyor. Sen bu kokudan rahatsız olup gidip duş da alabilirsin. Sevmiyorum bu kokuyu deyip oradan uzaklaşabilirsin. Ay bu kokuyu çok sevdim. Bu kokunun üzerimde birazcık daha kalması için şu anlık duşumu erteliyorum da diyebilirsin. Maddi kokulardan bahsediyorum. İşte arkadaşlık bu kadar önemli arkadaşlar. Yani bizi mesela şu anda bu masanın etrafında toplayan
Saik, güç, kuvvet ne? Allah'la olan arkadaşlığımız. Yani Allah'a karşı olan sadakatimiz, Allah'a karşı olan kulluğumuz, hayat yolumuzda onun yanımızda istediğimiz için ne yapıyoruz? Diyoruz ki burada bana yolda kılavuzum olacak, hayatımın nasıl gideceğini rehber edinecek. Biraz önce dedin ya rehberlik yapacağım. Kime yapacaksın? Nasıl yapacağını bilemeyen olan kişiye bir rehberlik yapacaksın. İnsan rehbere ne zaman ihtiyaç hisseder? Yolu yordamı bilmediğinde rehbere ihtiyaç hisseder. Ben de dünyaya niçin geldim? Varoluş amacım nedir? Bunu nasıl yapmalıyım? Nereye yerleştirmeliyim? Sorusunu sorduğumda bana uzatılan bir kitap var. Bana hediye edilen bir kitap var. Ve ben kitabı açıyorum. Ne yapıyorum? Benim kılavuzum budur. Benim rehberim budur. Ve ben bu rehberin açmış olduğu yola göre hareket ediyorum diyorum. İçinde bulunduğumuz çağın teknolojisiyle biz yol buluyoruz, değil mi? Bir adres bilmiyoruz. Hemen Google'a giriyoruz, adresin yazıyoruz. Bizi hemen o çıkarıyor ve yol tarifi yazıyor sol köşede hemen. Yol tarifine basıyoruz. Eğer telefonumuzda navigasyon programları varsa yol tarifi hemen açılıyor. Hiç bilmediğimiz bir şehre ne yapıyoruz? Sonra sonra yani navigasyon göstere göstere gidiyoruz. Eskiler bunu nasıl yaparlarmış? Diyorlar ya sonra sonra Bağdat bulunurmuş. Eskiler de sonra sonra bilen kişileri bula bula önemseye önemseye sorarlarmış ve hedefledikleri yeri bulurlarmış. İşte biz de bugün Allah'ın dinini yaşamak istiyorsak ve Allah'ın diniyle sorunlarımızı çözmek istiyorsak ve yol arkadaşlarımızı Allah'ın dinini yaşayanlardan seçiyorsak yapacağımız şey ne? Bize yolu gösterecek navigasyonu açmak. Ben bazen navigasyona kafa tutuyorum. Diyorum ki senin dediğin yerden gitmeyeceğim, şuradan gideceğim diyorum. Bazen de bedelini ağır ödüyorum. Çünkü o benden daha iyi biliyor bazen yolları. Çünkü niye? Eğer yeni bir şehre gitmişsem o şehirle alakalı bir öngörüm yok. Ama haritaya bakarak diyorum ki şuradan gidebilirsin diyorum ama aslında o bana en kestirme yolu gösteriyor bir şekilde. Bana tercihler de sunuyor. Diyor ki ücretli yoldan mı gitmek istersin, otobandan mı gitmek istersin diyor. Ve ben navigasyonumu açmadan önce o seçenekleri mesela ücretli yoldan gitmek istemiyorsam ne yapıyorum? O seçeneği iptal ediyorum ki bana öbür yolları işaretlesin. Ne oldu bak? Yolu yordamı bilmek için senin de biraz bilgiye ihtiyacın var. Ve dolayısıyla benim hayatımın rehberliğini yapan Kur'an-ı Kerim'i okumaya, anlamaya, idrak etmeye ihtiyacım var. Bazen de onun bana dur dediği yerde durmaya ihtiyacım var. Yani ukalalık yapmayarak. Kur'an bunu böyle demişti ama aslında orada öyle demiyordu da o günkü dönem için böyleydi de bugün bu ayeti böyle anlamamız çok sağlıklı olmaz dediğimiz andan itibaren benim navigasyonun yol göstericiliğine müdahale etmem gibi sonra bedeli bana buna ağır olarak dönebiliyor. Bunu niye önemsemeliyiz? Arkadaş çok sevdiği bir arkadaşından rahatsız olur mu? Vefasızlık yapar mı? Ondan şikayet eder mi? Veya onu yarı yolda bırakır mı? Yani mesela insan annesini, kardeşini, eşini, çocuğunu yarı yolda bırakır mı? Onu hayatının neşesi, şeyi kabul ettiyse çok nadirdir. Yani elinde olmayan imkanlardan dolayı. Peki insan insanı ne zaman yolda bırakır? Başlık olarak da bunu seçmiştim. Dostların birbirine düşman olduğu zaman ne zamandır? Ahirette o gün diyor insanlar birbirlerine düşman olacaklar diyor. Ayet-i kerimemize geliyorum. Allah'tan korkanlar hariç o gün dostlar hep birbirlerine düşman kesilecekler. Ayet-i kerimemiz de bunu söylüyor. El-ehillâ-u yevme-izin ba'duhum bi-ba'din aduvun illel-muttakîn. Muttakilerin dışındaki bütün insanlar diyor o gün birbirlerine düşman kesilecekler. Niye? İnsanoğlunun en bariz huyundan bir tanesi yaptığı işin sonuçlarına razı olmadığı zaman suçlu arar. Kendi yapmıştır aslında ama suçlu arar. Şimdi cezasını görmeye başladı ya, bu ceza bana kesilmemeli. O zaman ne yapmalıyım? Annem beni azdırdı. O zaman ne yapmalıyım? Komşular beni azdırdı. O zaman ne yapmalıyım? Çevreyi de beni bu hale getirdi. Ah o arkadaşlarım var ya o arkadaşlarım. Onlar olmasaydı ben ne kadar da dürüst ve güzel bir insandım. Ne zaman o mesleğin içerisine girdim bu hale geldim. Ne zaman o mahalleye taşındım aslında ben çok iyi bir insandım. Ne zaman o mahalleye taşındım böyle yaptım diye artık yaşadığı hayatın sonuçlarını görmeye başladığında ve bu da hoşuna gitmemeye başladığında ne yapıyor? Kendisinin o gün
Halil olarak kabul ettiği, arkadaş olarak kabul ettiği insanı amiyane tabirle söylüyorum, mahkemede satıyor ve arkasını dönüyor gidiyor. Artık diyor sen diyor bundan sonra yüzleş diyor güya. Ama buna gücü yetecek mi? Tabii ki yetmeyecek. O gün Kur'an-ı Kerim'in tasvir ettiğine göre diyor ki diyecekler ki diyor ya Rabbi onlar beni azdırdı. Onlara iki kat azap ver dediklerinde diyor. Allah-u Teala cevap olarak şu veriliyor. Hayır. Size de azap var. Onlara da azap var. Bir insana akıl niçin verilmiştir arkadaşlar? Akıl süzgeçtir. Muhatap olduğumuz olaylarla alakalı kriteri varsa bir insanın link yapar. Mesela bugün benim bankayla mobil hesapta yaşadığım bir sıkıntı vardı. Şeyi açıyorum işte müşteri hizmetlerini. Diyor ki şikayetlerinizle alakalı bir cümle kurun diyor. Bir cümle kuruyorum. İşte hesabımdan para çıkmış. Şüpheleniyorum. Bununla alakalı bilgilenmek istiyorum diyorum. Oradaki şüphe kelimesini alıyor algoritma. Diyor ki bunun için sizi şuraya bağlıyorum, şuraya basın diyor. Halbuki orada akıllı bir insan yok. Algoritmaya o cümleler yerleştirilmiş, hangi numaranın hangisini yapılacak. Ve ben şüphe kelimesini kullandığım için şu numarayı tuşlamam gerektiğini söylüyor. Nasıl bak? Seçici. Yani yapay olan bir zekaya bile seçme yeteneğini yüklüyorsun. Ve ondan sonra ne yapıyor? Makine bile olsa seçme yeteneği yüklendiği için seçimini yapıyor. Peki Allah bize seçme yeteneği yükledi mi? Yükledi. Fe elhamaha, fucuraha ve takvaha. Biz insana fucuru da kodladık, takvayı da kodladık. Artık mouse kimin elinde? Ya Allah nasip ederse ben takvayı kodlarım. Öyle bir şey yok. Mouse senin elinde. Sen tıklayacaksın. Sen tıklayacaksın, ekranda o açılacak. Sen fucuru tıklayacaksın, ekranda fucur tıklayacak. Ya benim kaderimde fucur varmış diyebilir misin? Diyemezsin. Diyelim ki dedik. Dünyada birilerini kandırıyor bugün insanlar. Diyor ki Allah nasip ederse yaparım diyor. Ah diyor Allah bir nasip etse de diyor ben de şöyle diyor hayatımı bir düzene koysam da Allah yolunda koşsam diyor. Allah'ın hayata koyduğu düzeni de sürekli dağıtıyor. Kendi zaaflarıyla, kendi heva ve istekleriyle dağıtıyor. Ondan sonra da ne oluyor? Allah nasip etmiş oluyor. Yani o açıdan arkadaşlar o gün yevmeyizin ba'duhum li ba'din adüvün. O gün dediği gün bizim zihnimizde hemen kıyamet günü gibi canlanıyor ama bazen Furkan günleri vardır. O Furkan günleri nedir mesela? Savaşların olduğu ve kritik durumlarda insanlar birbirleriyle nasıl ayrıştıklarını görürler. Mesela korona biraz ayrışma günüydü, değil mi? O gün anneler babalar şunu gördüler. Çok iyi gördüler. Evlat mıymış? Hayır. Üst kattaki evlat alt kattaki annesinin babasının evine girmedi. Bak ayrışma günü. Çok güzel gösterildi. Sonra ne oldu mesela? İşte anne baba evladım aşağıda hastadır vesaire. Belki anneler biraz daha gözü kara hareket etmiş olabilirler ama onlar bile o gün o Furkan gününde ayrışma gününde biz hepimiz şunu çok iyi gördük. Ayrışma gününde insanların canının cananından daha önemli olduğunu gördük. Peki öyleyse insanoğlu yarın şunu bahane ederek, evladını bahane ederek, işini bahane ederek, evini bahane ederek Allah yolunda yapması gerekenleri ihmal ettiğinde Allah'ın huzuruna gittiğimizde şunu görmeyecek miyiz? Canımız cananımızdan daha önemliymiş. Ama dünyada cananlarımızı bahane ederek canımızı Allah yolunda harcamadık diyelim. Allah yolunda değerlendirmedik. Vaktimizin en güzel zamanlarını maliyeniyle meşgul edip Allah'ın huzuruna gideceğimiz zamanları yaşlılığa öteledik. Yaşlanınca da zaten ne ayakta namaz kılabiliyorsun ne de Allah yolunda koşturabilirsin. Gençlikte deli doluyuz ne yapalım dedik. O deli dolu zamanlarımızı daha çok Hazreti Ali gibi, Musab bin Umeyr gibi, Sa'd bin Ebi Vakkas gibi Allah yolunda harcayamaz mıydık? Mesela 23 yaşındayım dedim. Musab bin Umeyr Peygamberimiz Medine'ye gönderdiğinde kaç yaşında? 22 yaşında, 24 mü? 22, 23, 24. Ya da bizde bir ezgide var ya, kızım sen de Fatihler doğuracak yaştasın. Yani nedir bu? Bizde hala biz yetişkinlere çocuk muamelesi yaptığımız için üzerlerinden Allah'a dair, Allah'a kulluğa dair veya Allah'ın dinine hizmete dair sorumlulukları hala çocuk muamelesi yaparak ne yapıyoruz? Öteletiyoruz. Ve çocuklarımızı hep böyle yaparak yarın İslam'ı hazırlamadığımızda, onların Allah'tan uzaklaşıp ahirette Allah'ın huzuruna gittiklerinde yakamıza yapışmasını ister miyiz Hüsnü abla?
Tabii Çocuklarından ki. birisi gelip yakana yapışacak. Anne, ben sana tertemiz verilmiş bir fıtrattım. Ve bu fıtratı bana Allah'ı tanıtmak için Allah sana emanet etmişti. Ve neden bana Allah'ı anlatmadın diye yakana yapıştığında ne diyeceksin? Kaçacaksın evladından. Ayette öyle söylüyor. O gün kişi eşinden, ailesinden, aşiretinden, Meariç suresinde geçiyor. Kaçacak. Ve o gün diyor bütün malını fidye olarak vermek isteyecek diyor. Allah kafirler için bahsediyor tabii ki. Allah'ın azabından korunmak için, ama kabul edilecek mi? Edilmeyecek. İşte arkadaşlar, öyle bir gün gelecek ki o gün geldiğinde herkesin birbirine libadin aduvun, düşman olduğunu göreceksin diyor. Düşman olduğunu görmek demek ne demek? İnsan ne zaman birbirine düşman olur? Horasan'a gitmişler. Öyle bir hikaye anlatılıyor tarihte. Horasan'da köpekleri çok sakin görmüşler. Böyle sağda solda mayışmış bir şekilde duruyor. Vay be demişler. Horasan'ın köpekleri de nasıl sakinmiş. Demiş ki ortaya bir kemik atın, o zaman görürsünüz. Yani şimdi insanın böyle masa başındayken böyle çay sohbetlerinde birbirine düşman olup birbirine dost olduğu ortaya çıkmaz. Ne zaman ortaya çıkar? Onunla bir iş yaptığında, onunla bir yol arkadaşlığı yaptığında ve o süreçte o sürtünmelerle meydana gelen bir ateşlenme olur. O sürtünmelerle meydana gelen ateşlenmeyi yönetebilen bir insan aslında gerçekten dosttur. Mesela hatta koşullu sevgi var mı? Azra söyler belki şimdi. Dünyada karşılıksız bir tek sevgi vardır, o da anne sevgisidir deniyor ama ben ona çok inanmıyorum. Annelerin sevgisi de şartlı. Yani büyütüyorum, besliyorum ki yaşlandığımda gözümün içine baksın, bana hizmet etsin, benim elimden tutsun, yanımda dost olsun. Hele bir annenizi şöyle 3 gün, 5 gün aramayın, sonra da ihmal edin. Annenizden duyacağınız sözler ne olabilir yaşlandıklarında? Nankör işte, ne yapacaksın? Evlat değil mi işte? İşte yemez yedirirsin, şunu yaparsın, bunu yaparsın. Yani aslında insanoğlunun, bu kötü bir şey değil yani, orada kötü olan şey evladın yaptığıdır. Yani ben bu ayeti okurken kendime çıkardığım en önemli ders şu oldu. Hayatta yol arkadaşı edindiğim kişiyle İslam'ı yaşamada cevval, neşeli, heyecanlı, bana katkısı, benim ona katkım olabilecekse o benim velimdir zaten. Tövbe suresi 71. ayet-i kerimede diyor ki, mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirinin velisidir diyor. Ve onlar birbirlerine iyiliği emrederler, kötülüğü nehyederler, birlikte namazı kılarlar, zekatı verirler gibi ayet-i kerimeyi şerh ederek söylüyorum. Veya ondan önceki ayet-i kerimede de münafık erkekler ve münafık erkekler birbirinin velisidir diyor. Onlar da birbirlerine kötülüğü emrederler, hayra engel olurlar diye anlatıyor. Veya Ahzab suresinde bir ayet-i kerime var ya, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, Allah yolunda cihad eden erkekler ve Allah yolunda cihad eden kadınlar, böyle fazlasıyla bunu şey yapar, zikreder. Bunları zikretmesinin altında yatan hikmet nedir? Yani iyiler iyilerle beraber olurlar. Mesela Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimede de der ki, zina eden erkeklerle zina eden kadınlar beraber olurlar der. Yani geçmişinde yapmış, tövbe etmiş olabilir. O ayrı bir olay. Ama hala bunu yapabiliyorsa, temiz kalmış Müslüman bir erkek ve temiz kalmış Müslüman bir kadın, günahı işlememiş Müslüman bir erkek ve Müslüman bir kadın, böyle bir şeye kalbi kaysa bile onunla evlenemez. Çünkü Allah-u Teala izin vermiyor. Yani nedir? Ancak kötü insanlar kötü insanlarla beraber olurlar. İyi insan kötü insanla niye beraber olsun? Kötü de kötülüğünden rahatsız değilse iyi insan niye beraber olsun? Bu bile kriterdir bakın. Eğer çevrenizdeki insanların gerçekten Allah'ın dinini yaşamak için sizinle beraber olduğunu test etmek istiyorsanız, onları ciddi şeylere davet edin. Gel seninle beraber kitap okuyalım. Gel seninle beraber sohbete gidelim. Gel seninle beraber şunu yapalım deyin. Eğer gerçekten seninle Allah yolunda koşmak istiyorsa koşa koşa gelir. Ama bunu istemiyorsa, seninle vakit geçirmek istiyorsa, işte böyle çay içelim, kahve içelim, sadece dostluğunu buradan götürmek istiyorsa, size öyle bir daveti yaptığınızda hemen çevrenizde buharlaşır. Hani Musa peygamberin kavminde de var ya, sen ve Rabbin git savaş diyor. Biz diyor kutlamalara geliriz yani. Sen geldikten sonra, ki bu hep vardır Kur'an-ı Kerim'de örnek olarak. Ahirette dostluğumuzu inkar edeceğimiz kişilerle bu dünyada da arkadaş olmayalım diyor. Bu ayet-i kerimeden yola çıkarak.
Ahirette ben onu reddedeceksem, ahirette ona düşman olacaksam, ahirette ondan kaçacaksam, dünyada niye kaçmıyorum ki? Zaten eğer ben dünyada beni şerre davet edecek insandan kaçmazsam, hastalık sepicidir arkadaşlar. Sağlık çok zor sefer. Sefer mi sağlık insanı? Sepmez. Sağlıklı bir insanın yanında hasta olduğunuzu düşünün. Onun sağlıklı beslenmesini göre göre belki ufak ufak hayatınızdan yanlış olan şeyleri çıkarırsınız. Ama ben çok hastayım. Zaten hasta olan bir insanın yanında sağlıklı bir insan da der ki yani kucaklaşmayalım, öyle diyoruz ya. Biraz kendimi iyi hissetmiyorum. Sarılmayalım, şunu yapmayalım. Hemen de bu virüs böyle hazırda durup hop atlayacak diye değil. Ama tedbir olarak ne diyoruz? Mümkünse kucaklaşmayalım, şöyle yapmayalım diyoruz. Peki şerre hizmet eden insanları insan hayatına niye bu kadar açık çek verir? Niye zamanını o kadar kaybeder? Yani mesela bazen duyduğum için söylüyorum, bazı meslek gruplarında odaları vardır çalışma yerlerinde. Giderler orada saatlerce geyik muhabbetinde bulunurlar. Ne yapalım? İşte mesai arasında konuşuyoruz. Sen oraya bir anlam katamıyorsan niye orada varsın? Git o zaman kitapla dostluğunu ilerlet. Ama yapabiliyorsan en güzel olan şey oraya bir anlam katmaktır. Kişilerin maleyalilerine şahit olmak ve o maleyaliyi düzeltmemek bize de hesap sordurucu bir hareket. Çünkü kişi şahitliğini de yapacaktır. Dünyada bir şeye şahitlik yaptıysak onun şahitliğini de ahirette yapmak durumunda kalacağız. Hani diyor ya İsa peygambere, sen mi onlara dedin ki diyor Maide suresinde, üçün üçüsün Allah'ın oğlusun dedin. Diyor ki ya Rabbi ben onların aralarındayken öyle bir şey demedim. Sen bende olanı bilirsin ama ben sende olanı bilmem diyor. Yani onun için neye şahitlik ettiğimizi önemseyelim. Şahitlik ki arkadaşlarımızın yanlışlarına şahitlik ettiğimizde bazen yalancı da olmak zorunda kalıyoruz. Mesela yolda bazen görüyorsun. Annesine kız arkadaşımla dolaşmaya çıkıyorum diyor. Gitmiş parkta erkek arkadaşıyla buluşmuş. Öbür arkadaşı da öbür bankta oturuyor. Niye? Yalancının malzemesi oluyor. Diyecek ki kız arkadaşımla oturuyorum diyecek. Peki gün yüzüne çıktığında çağırdı. Dedi ki gel bakalım X şahsı dedi. Arkadaşınla sen gerçekten beraber miydin? Şimdi orada ne yapacaksın? Eğer kendine yalan söylemeyi yediremiyorsan arkadaşına söz verdiğin arkadaşının ayıbını ortaya çıkaracaksın. Kendinle barışık değilsen yalan söyleyeceksin arkadaşını şey yapmamak için. Ne oldu bak? Birisinin yanlışına şahitlik yapman seni de yalancı durumuna düşürdü. Öyleyse sana yanlış birisi bir şey teklif ettiğinde ya işte gel ne olursun. Şimdi ben onunla görüşmem lazım ama annem de izin vermiyor. Sen de olursam annem izin verecek. Gelir misin benimle? Dediğinde ne yapıyorsun? Bir insanın yanlışlığına yol arkadaşlığı yapmış oluyorsun. Peki ne oldu? Onun annesine karşı da yanlış bir davranış biçimi ortaya koymuş. O sana güvendiği için seninle onu gönderdi. Burada ne yapman gerekiyor? Hayır. Ben kesinlikle yalan söylemem. Yani Peygamberimizin siyerde okuduğum bir anekdotta diyor ki birisi geldi dedi ki diyor ya Resulallah bana öyle bir şey söyle ki yaptığımda başka bir şeye ihtiyaç hissetmeyeyim dedi diyor. Dedi ki diyor Resulullah ona kesinlikle yalan söyleme. Ve diyor o dedi ki diyor tamam ya Resulallah bunu yapacağım dedi diyor. Ve gitti diyor kesinlikle yalan söylemeyeceği için birçok kötülükleri bırakmak zorunda kaldı diyor. Şimdi mesela diyor alkol alıyordu diyor. Akşam eve gittiğinde eşi yine mi alkol aldı sorusunu sorduğunda önceki zamanlarda geçiştirip yalan söylüyormuş. Ama söz verdi ya yalan söylemeyeceğini. Şimdi ne yapacağım? Kandıramayacağıma göre, yalan da söylemeyeceğime göre, aramızda bir problem olacağına göre neden vazgeçiyorsun? İçkiden vazgeçiyorsun. Namaz kılmıyorsun, yalanla geçiştiriyorsun. Annen diyor ki kıldın mı yavrum diyor, kıldım diyorsun, şöyle diyorsun. Ama kesinlikle yalan söylememeye karar verdin. Daha onun için şey denir, yalan aslında çoğu zaman bütün kötülüklerin başı da olabilir. Yani yalan söylemekten kurtulduğumuz zaman öncelikle kendimize de yalan söylemeyeceğiz. Yani kendimi kandırıyor muyum şu anda? Kendimi ikna etmeye mi çalışıyorum? Kendimi yoksa oyalamaya mı çalışıyorum? Hatta çok söylüyorum belki şey yapmıştırsınız zihninizde. İnsanın en kolay kandırdığı budala kendisiymiş. En fazla yalanı kendimize söylüyoruz. Yok yok aslında öyle değil diyoruz. Öyle olduğunu bir tarafımız söylüyor. O söyleyen bir tarafımız neyse
Öbür tarafımız da diyor ki hayır hayır öyle değil diyor. Küçükken şöyle bir oyun oynatıyoruz. Hala da Ayşegül oynatıyor musun bilmiyorum. Baş parmak neredeyse buradayım. Şimdi bir şey diyor ki hayır hayır yalan söyleyemezsin. Bu tarafta diyor ki söyle canım bir tane küçücük yalanla ne olacak? Cehenneme mi gideceksin diyor. Bu diyor ki hayır olmaz. O diyor ki hayır. Hangisi baskın çıkarsa oradan ne yapıyorsun? O bir tane ipin ucunu verdin mi? Koparmadığın müddetçe o ip senin hayatını sarmalamaya başlıyor ve ondan sonra usta yalancılar böyle oluyorlar. Öyle birdenbire usta yalancı olunmuyor, birdenbire usta hırsız olunmuyor, birdenbire usta riyakar olunmuyor. Küçük küçük onun da bir tezgahı var. Tezgahta yavaş yavaş büyütüyorsun. Yani mesela bu kadar dünyamızı şerre bulayanların hiç mi kalplerinde bir his yok? Ama yapa yapa ustalaştılar artık etkilenmiyorlar ki. Yaşadıkları kötülükten etkilenmiyorlar. Hatta şunu diyorlar, bunda ne var diyorlar. Bir keresinde biz yanlış bir yerde görev yapan bir bayana maddi durumu iyi olmadığı için yardımcı olmak istemiştik arkadaşlarla beraber. Ve ona alternatif sunmuştuk. Demiştik ki sen oradan çık, senin çocuğuna da bakılacak, evinin kirası da verilecek ve sonra şey de yapacak. Şöyle demişti, hiç unutmuyorum Fatih'le beraber şurada bir yerde oturmuş konuşmuştuk. Doğru söylüyorsunuz da henüz oradan çıkmak istediğimden emin değilim demişti. Şimdi böyle diyen bir insana yardım edemezsiniz ki. Yani bir insanın kötülükten uzaklaşması için öncelikle kendisinin aklında bitirmesi lazım. Hayatımızdaki her yanlış şey için söylüyorum. Hayatındaki yanlış şeyi bitirmemiş bir insana ki mesela kendimi de işin içine katarak söylüyorum. Yanlışlar demiyorum da daha iyi yapmak adına söylüyorum. Mesela sohbetlerde bazen gerçekten şarj oluyoruz. Kitap okurken de bazen öyle oluyorsun. Şu planları yapacağım, şu projeleri yapacağım falan diyorsun. Ama zihninde eringeçliği, tembelliği, öteleme hastalığını tedavi etmemişsen her gün gece yatağa başını koyarken bir sürü planla projeyle yatıyorsun. Sabah uyandığında boş ver yarın yaparım diyorsun. Ve her boş vermişlik bir yarına yansıyor ve dolayısıyla hayatını toparlayamıyorsun. Ben isterim ki sizin hayatınızda, hani bunu Kur'an'ın bana verdiği şey olarak söylüyorum, sizin hayatınızda yol arkadaşlığım ahirete kadar devam etsin. Yani gittiğinizde beni Allah'a şikayet etmeyin. Siz de istersiniz ki birbirimizle arkadaş olurken. Çünkü Allah'ın huzurunda şikayetlenmek telafisi olmayan bir şikayetlenmek. Ahmet Yasin'in şikayetini biliyor musunuz? Şikayet mektubu var. Filistin'de felçli sandalyesinde sabah namazında şeyle uzaktan kumandalı şeyle şehit edilen Ahmet Yasin. Felçli. O bir gün diyor ki Müslümanların meseleleriyle ilgilenmemelerini Allah'a şikayet ediyorum diye Allah'a mektup yazıyor. İnternetten girip okuyabilirsiniz. Ya da mesela Mücadele suresinde zihar olayından dolayı bir kadın geliyor peygambere yaşadığı sorunu şikayet ediyor. Ayette diyor ki Allah o kadının şikayetini işitti diyor ve çözüm gönderiyor. Bir insan Allah'a şikayet edilince onun durumu çok vahimdir. Dolayısıyla dünyada da belki dostluklarımızın sıkıntılarını dünyada çözümleyip gitmemiz lazım. Çünkü mesela bazen içimiz çok kızıl doluyor, değil mi? Birilerinin size karşı haksız muamelesinden dolayı veya belki de birilerinin kalbi size karşı yaptığınız haksızlıktan dolayı kahır doluyor. Şöyle diyorsun, geçenlerde eşiminkine şahit oldum. Hakkımı helal etmiyorum dedi ben o kişiye dedi. Ahirette dedi Allah'ın bana o durumu göstermesini istiyorum dedi. Ya öyle deme dedi Müslüman kardeşimiz. Hayır hayır dedi. O durumunu görmesini istiyorum. Cezalandırılmasını istiyorum demedi. Veya dünyadayken Allah buna bir benzerini göstersin. Yaptığı hatayı görsün dedi. Şimdi neden biliyor musunuz arkadaşlar? Biz niye kardeşiz? Niye kardeşiz? Çıkar ilişkimiz yok. Sizin benden maddi bir beklentiniz var mı? Olsa da veremem. Benim sizden maddi bir beklentim var mı? Olsa da veremezsiniz. Hadi şu arabayı istiyorum, hadi şu evi istiyorum falan. Yani bir bardak çay da isterim, onu da verin ne olacak yani. Zaten kültürümüzde var. Maddi bir beklentimiz yok ama bak kardeşlik tesis etmeye çalışıyoruz. Bunu niye tesis etmeye çalışıyoruz? Onu Allah istediği için yapıyoruz. Hucurat suresi 11. ayet-i kerime. İnnemel mü'minûne ihvetun. Ancak birbirlerinden emin olanlar kardeş olabilirler. Fatma benden emin olursa kızını bana
emanet edebilir. Ben Fatma'dan emin olursam buranın anahtarını ona emanet edebilirim. Yani birbirimizden emin olmadığımız zaman birbirimizden birçok şeyi saklarız ki. Ve birbirimizden emin olduğumuzda da kardeş olduğumuzu ortaya çıkar. Ayet-i Kerime de söyledi. Ancak birbirlerinden emin olanlar kardeş olabilirler. Birbirlerinden emin olmayanlar masa başı arkadaşlık yapabilirler ama kardeş olamazlar. Kardeşlik ne demektir? Birbirini yıkayan iki el gibi olmak demektir. Birbirini yıkayan iki el gibi olmak demek ne demek? Bu el kirlenir. Bu el hep tertemiz kalmaz. Ben bir hata yaparım, bir kusur işlerim. Senin vazifen arkanı dönüp gitmek değildir. Sen öbür elsin. Gelip bunu yıkayacaksın. Bu eli tek başına ben avuç içini yıkarım da dışını nasıl yıkayacağım? Mümin kardeşim küstü arkasını gitti. Ben nasıl yıkayacağım? Burada benim elim kirlendi. Bunu kim yıkayacak? Mümin kardeşim gelecek ve yıkayacak. Ama mümin kardeşim de kardeş olmamış ki arkası dönmüş gitmiş. Yani bunun için ayet-i kerime üzerinde siz de bir şeyler söyleyeceksiniz muhakkak. Allah'tan korkanlar hariç diye çevirmiş mealim ama Arapçasında muttakîn kelimesi geçiyor. İlla muttakîn. Sadece muttakiler birbirlerinden şikayet etmezler. Birbirlerinden kaçmazlar. Niye kaçacağız sen de ben birbirimizle? Cemaatle Allah'ın huzurunda birlikte duruyoruz. Allah'ın kitabını birlikte okumaya çalışıyoruz. Birlikte paramızdan infak ediyoruz. Sadakamızı veriyoruz. Gel Allah yolunda bir... Niye biz birbirimizden kaçalım ki? Birbirimize daha çok kenetleniriz ki. Küffara karşı güç oluşturalım. Saf kaçtı. Dört müydü? Allah kendi yolunda bünyanen mersus birbirine kenetlenmiş tuğlalar halinde mücadele edenleri sever diyor. Bir Müslüman bir Müslümandan kaçmaya başladıysa orada kardeşlik zarar görmeye başlamıştır. O zaman bunun üzerinde durup düşünmemiz lazım. Çünkü ancak dostlar hep birbirlerine ne zaman düşman kesilirler? Takvayı bıraktıklarında. Takva sahibi olan veliler, dostlar, haliller birbirlerinden ne yaparlar? Vazgeçmezler ve birbirlerine düşman olmazlar. Ben ayetten anlatmak istediğim şeyler bu kadar. Ve devamındaki din de aslında okumamız lazım. Ey benim kullarım diyor. Ya ibadi. Bu da Allah'tan gelen bir seslenme. Ey benim kullarım, bugün size hiçbir korku yoktur. Hani ne oldu? Birbirlerine düşman olanlar ayrıştılar ya. Yasin suresinde de diyor ya. Ben size şeytan sizin için apaçık düşmandır demedim mi? Hatırlıyor musunuz Yasin suresini? Selamun gavlen min rabbir rahim. Vemtazul yevme eyyuhel mücrimun. Elem ahed ileyküm ya beni Adem'e en la ta'budu şeytani adurun. Ben size ey mücrimler kenara çektim. Şeytan sizin için apaçık düşmandır demedim mi? Dedim. Niye o zaman onu dost edindiniz? Burada da işte bu takva sahibi olanlara Allah ne diyor? Ya ibadet. Çok güzel değil mi? Ya Ferda demek ki böyle. Hani böyle şeydir. Ya ibadet. Kullarım, ey kullarım diyor. Bugün size la havfun aleykum. Hiçbir korku yoktur. Bugün, o gün. Ve la entum tahzenun. Siz mahzun da olmayacaksınız. Bir yere gidin. Mesela yaşarsınız onu. Bir şeye gidin. Bir topluluğa gidin. Herkese bir şey verilsin. Herkes güle oynaya karşılansın. Size böyle fark edilmeyin. Size ikram edilmesin. Böyle mahzun mahzun durmaz mısınız? Düşünün, ebedi hayata gitmişsiniz. Ve hepimiz aynı olduğumuz için kimse orada mahzun olmayacak. Cennetin içinde hüzün diye bir şey yok. Korku diye de bir şey yok. Ya ibadi, la havfun aleykumul yevme ve la entum tahzenun. Ellezine amenu bi ayatina ve kânu muslimun. Benim ayetlerime iman edip de samimi Müslüman olan kullarıma diyor Allah-u Teala. Ya ibadi dedikleri kimlermiş? Ellezine onlar ki amenu iman ederler Allah'ın ayetlerine, yani Allah'ın ayetlerinden emin olurlar. Ve kânu muslimin de Allah'a teslim olurlar. Teslim olmak ne demektir? Ellerini kaldırmak demektir. Böyle. Ne diyorsan yapıyorum demektir. Elini birini indir. Düşmanın karşısında elini birini indirdiği zaman ikisini de der. İkisini niye atmanı ister? Silahlarını atmazsın çünkü. İki elin ayağa kalkarsa silahını atmış olursun. İşte heva ve heves silahını İslam dinine karşı kullanıyoruz ya. Heva ve heves silahını elimizden atarsak Allah'a teslim oluruz. Birini kaldırdın olmaz. Öbürünü de bir şekilde ne yapıyor olursun? Heva ve hevesi tutuyordursun.
Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Evet. Çok güzeldi, değil mi? Ama çok endişelendiriyor. İnşallah bana o konuda siz de yardımcı olun. Ben de size o konuda yardımcı olayım. Birbirimize bir ahirette şikayet edecek pozisyona düşmeyelim. Şöyle derim mesela. Bende bir hata görüyor da beni düzeltmiyorsunuz. Ve bu ahirette de bu masa gösterildiğinde derim ki Allah'ım bu kadar Müslüman kardeşim yanımdaydı niye beni biri uyarmış acaba diye. O gün ne yaparım? Kızarım değil mi? Sen kızmaz mısın? Sen de kızarsın yani. Ferda ablacığım o kadar beraber yedik, içtik, güldük, oynadık. Hiç mi görmedin ki benim bu hatamı? Beni uyarmadın da ben bu sonuca düşmek zorunda kaldım. Hatta Mülk suresinde diyor ya, o gün cehennemliklere denilecek ki diyor, size hiç mi bir uyarıcı gelmedi? Onlar da diyecekler ki diyor, bize geldi. Ama biz onları dinlemedik. Keşke onları dinleyip ve akletseydik diyor. Benden bu kadar.